Hayattaki tüm uyarıları birçok insan çiğnemek ister. Oldukça yanlış olan bu düşünce bir gün ağır bir bedel ödetmek zorunda bırakır. Belli başlı kurallar ve uyarılar yasalar ile cezası verilirken bazıları da sizin iyiliğiniz için uyarmaktadır. Google'a yazılmaması gereken kelimeler gibi. Cezası yok fakat gördüğünüz şeyler ruhen etkileyebiliyor. Bu videoda bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken iki uyarıda bulunmak istiyoruz. Mezar taşı üzerindeki bozuk parayı neden almamalıyız? Veya sahilde bulunan bu beyaz taşlardan niye uzak durmamız gerektiğini göstereceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İlk olarak sahillerde ve deniz kıyılarında gözüken bu beyaz taştan bahsetmek istiyorum. Beyaz kayayı andıran bu beyaz şeyler göründüğü gibi güzel ve masum değil. Bu taştan özellikle çocuklar ve köpekler uzak tutulmalı. Bu beyaz taşa benzeyen şeylerden daha çok sahil kıyılarında gözükmekte. Fartbergs olarak bilinen lekeler mazot gibi kokar ve katil mikroplarla kaplıdır. Birçok yardım kuruluşu da insanları uyarmak adına plaj ziyaretçilerini, çocukları ve evcil hayvanlarını uzak tutmaya ikna etmeye çalışıyor. Bu taşlar özellikle yaz aylarında çocuklar ve hayvanlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Barbados, Jamaika ve Trinidad'daki fırtınaları takiben yayılan bu beyaz şeyler dünyanın pek çok kıyı kesimine yayılmış durumda. Madde mum erimiş kıvamında ve inanılmaz derecede kötü kokuyor. Veteriner Mark Abraham, hayvan sahiplerinin hayvanları ile birlikte geniş yelpazede kalmalarını ve Fartbergs'lerin istila ettikleri bir plajda olmamalarını istiyor. Sebep olarak köpeklerin ve çocukların fark etmeksizin her şeye dokunmaya veya yemeye çalışmasıdır. Birçok yetişkin insan kötü kokan ve bilmediği şeylere asla yakınlaşmak istemez. Fakat bu köpek ve çocuklar için geçerli değil. Göründüğü gibi olmayan sarımsı beyaz taşlar içerdiği zehirli kimyasallardan dolayı ölüme bile sebep olabilir. İlk başta pek çok problemlere sebep olmakta. İlk olarak bağırsak iltihabı, ikincisi olarak da yabancı cisim tıkanıklığıdır. Yağı çok jelatinimsi olduğu bu zehirli şey dokunarak da bulaşabilir. Köpeklerin yanlışlıkla yutması halinde ameliyat bile gerekebilir. Tabii bu taşın bir diğer kötü yanı ise etkisini bazen geç göstermesidir. Siz de daha önce bu videoyu görmediyseniz ve sizin köpeğiniz de bu şeyden yuttuğunu düşünüyorsanız hemen veterinere gösterin. İlk başlarda pek fazla önemsemedi. Fakat daha sonra İngiltere'de 5 köpeğin ameliyat edilmesinden sonra yetkililer sık sık uyarmaya başladı. Bu evcil hayvanlar kumsallara dağılmış mumlu lekeleri yakaladıktan sonra acıyla karşılaştılar. Köpekler palmiye yağı kokusunu sever. Ancak zehirli bakterilerle bağlanmış küçük bir tat bile onları öldürebilir. 2014 yılında benzer palmiye yağı kayaları yıkandığında düzinelerce köpek tedaviye ihtiyaç duydu ve birkaç köpek öldü. 52 yaşındaki köpek sahibi Karen Frain, köpeğin böyle bir şeyi görünce ilk başta bir şey olmaz demişler. Daha sonra yaptığı açıklamada ne yediğini fark ettiğimizde kesinlikle panikledik. İnternetten baktık ve diğer köpeklere neler olduğunu gördükten sonra onu kaybedeceğimizden endişe ediyorduk. Bu yüzden kocam onu hemen veterinere götürdü. İnternet sayesinde aldıkları bu bilgi sayesinde Karen'in köpeği erken tedavi sayesinde ölümden döndü. Karen, "Biz şanslıyız," dedi. "Şimdilik onu sahilden uzak tutuyoruz ve diğer insanlara plaja gitmek durumunda olduklarında çok dikkatli olmasını söylüyoruz. Bu maddenin laboratuvar testlerinden sonra toksik olmayan bozulmuş yenilebilir bir yağ ya da yağ olarak nitelendirilen maddeden geldiğine inanılıyor. Bu tehlikeli maddeden hem insanların hem de hayvanların uzak durması gerekiyor. Eğer onunla yanlışlıkla temasa girerseniz normal sabun kullanarak yıkayın ve elbiselerinizi de yıkayın. Özellikle köpek sahiplerinin daha uyanık olması lazım. Geçmişte köpeklerin büyük bir kısmını tüketmeleri durumunda bu maddenin tehlikeli olabileceğine dair raporlar bulunuyor. Peki daha önce bir mezar taşında madeni paralar gördünüz mü? Türkiye'de çok fazla olmadığı için görmeyenler olabilir. Fakat yurt dışına gidenler veya televizyon, internet sayesinde daha önce görenler mutlaka olmuştur. Dave Malenfant Holly, Michigan Ulusal Askeri Mezarlığı'nda çalışıyor. Sayısız ailenin yas tuttuğunu ve sevdiklerini geçerken üzülmesini gördü. Mezarlık ziyaretçileri paralarını merhumun taşlarına bırakıyordu. Bu da Malenfant'ın ilgisini çekmişti. Bu nedenle bu uygulamanın anlamını bulmak için biraz araştırma yapmıştı. Mezar taşları üzerinde paralar bırakmak, ölen aile bireylerine onur duymak ve ailenize birisinin mezarlığı ziyaret ettiğini göstermenin bir yolu olduğunu öğrendi. Hiç kimse geleneğin nasıl başladığını kesinlikle bilmiyor ancak ülke için fedakarlık yapanların hatırlanması güzel bir yol. Bazı insanlar jestin 2. Dünya Savaşı sırasında popüler hale geldiğini düşünüyor. Bu gelenek biraz farklıydı.
Fakat dünya çapında da buna benzer adetler hep vardı. Ölen kişinin yanında olduğunu bilmesini hissettirmek ve ona duyulan saygıdan dolayı insanlar mezarlara karanfil, su, taş, çiçek ve bozuk para bırakır. Bu bazen de en değerli bir eşya bile olabilir. Belki biz görmüyoruz fakat ölen kişiler sizin onun yanınızda olduğunu mutlaka görüyordur. Günümüzde ölen insanları hemen çok çabuk unutuyoruz ve çok az ziyaret edebiliyoruz. Bu gerçekten kötü bir şey. Ölen akrabaları ve bir şehidin mezarını ziyaret ederek onların sürekli yanında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. O yüzden mezarda ona duyulan saygıyı göstermek için mezar taşlarına bırakılan değerli eşyalar, bozuk para gibi şeylere kesinlikle dokunmayın ve almayın. Gün gelir ilahi adalet sonucu mezarınıza hiç kimse gelmek istemez. O yüzden hayatın kıymetini yaşıyorken iyi bilin. Arkadaşlarınızı daha çok sevin ve ailenize her zaman olduğundan daha fazla zaman ayırın. Hayat o zaman daha güzel olur. Bu mezar örneği zorunlu bir kural değil. Fakat saygı duymanız gerektiğini gösteren en büyük ve en önemli kuraldır.